Ve efendim evli ve 3 çocuk annesi Güldane Biçer. Her ne kadar oğlu anne olarak kabul etmese de canım benim aslında çok haklı. Ona da hiç kızamıyorum. Röportajını izlerken gözlerim dolu dolu oldu. Annesi evden ayrıldığında o daha 9 yaşındaydı. Üzerinden 10 yıl geçti. Şimdi 19 yaşında bir delikanlı. Aslında bugün buraya annesini aramak için değil, babasına yapılan suçlamalara cevap vermek için stüdyomuzda. Karşısında da teyzesi ve dayısı var. O yüzden siz de teyze ve dayı olarak yeğeninizi lütfen anlamaya Müge çalışın. Hanım, onun yaşadıkları da çok üzücü. Bu yalan malan olayları Osman Biçer'in kendisine soruyorum. Burada yüzüme karşı söylesin. Dövmedim diye hala baban diyor ya, yüzüne karşı söylüyorum bak. Ben dövmedim. Hiçbir zaman dövmedi. Bir dinle, bir dinle. Üç tane çocuğun anası dövmedi. Bir dinle, bir dinle. Dinle, dinleyeceğim. Dövmedim diyor ya. Evet. Veya şöyle böyle diyor ya, İsmail abiyle bir gün bak, ben şahitim. İsmail, sen kendin yakının, sürekli beraberdiniz. Bir sefer geldiniz, ablamı götürmediniz mi babamın yanından? Bir daha İsmail abi de dedi ki şunu, bak şunu dedi ki, dayı olmuş, aile arasıdır. Bırak da gidelim, götürelim dedi. Doğru mu değil mi? Allah için söyle. Ben doğuyordum da polisi var, karakolu var. Ona, canım her gün polise mi gidiliyor canım? Allah Allah. Ona da geleceğim, ona da geleceğim. Ha. Hayır sanki polis de hemen kayboldu. Herkesin yanında bir yer polis var, polis her şey görüyoruz. Polis nereden bilsin sen evde diyorlar ki doğuyorlar, doğuyorlar diye. Ne doğuyum ben? Üç çocuk annesi, çocuk. Osman Efendi. Döven dövüyor, sen dövme de döven dövüyor yani. Bir dinlemesini bil ya. Sen bil o zaman. Sen biliyor musun dinlemesini? Ben, lan dövmesen zaten bak. Dövmesen zaten morluklar içerisinde gelmez. Evet. Doğru mu? İkincisi, kaybolduğu gün sen beni aradın mı? Aradın. Evet. Aradın. Aramadım değil mi? Aradın. Ha. Ben ne dedim sana? Ben evde değilim. Ben sabah 9'da evden çıkarım. Gece 1'de 2'de gelirim ben eve. Akşam... Bir dinle. Bir dinle ya. Bir dinle la. Dinliyorum, söyle. Ne oldu? Ondan sonra ben gece, ertesi gün sabah babamlar bana dedi ki, ablan yokmuş. Niye dedim böyle böyle. Tamam, ne oldu? Biz hatırlamıyorum kaç gün geçti aradan. Bir veya iki gün geçti, ben hatırlamıyorum. Biz senin oraya geldik, sen kapıyı açmadın. Ben, biraderler, babamlar falan. Ondan sonra polisler geldi. Doğru mu? Polis mülüs gelmedi. Geldi, 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 geldi. Gelmedi. Bir dakika, dinle, bir dinle. Bir polis dinle. Karakolu da orada. Niye? O orada. Polislerin yanında benim birader sana bir iki tane vurmadı mı? Hayır, hayır. Bir dinle, tamam, tamam, o da yalan, o da yalan. Deme, tamam. Polisin yanında bana vuracak biraderim, öyle mi? Sen bir dur, sen bir dur. Tamam, tamam, bu o da vurmadı, ona da vurmadı. Tuvalette veya yalan konuşmayayım da Müge Hanım. Tuvalette veya banyoda kan izleri çıktı. O da mı yalan? Sen de ne dedin polislere? Ne demişim? O gün akşam biraz tartıştık dedin. Telefonu yakaladım ya tartıştık. Polisine... Tartıştık dedin. Yalan konuşma dövdüm ya. Dövdüm dedi. Yalan konuşma. Ya biz buraya ablamızı bulmaya gelmişik. Sen hala ne diyorsun ya? Peki o kan izleri ne oldu? Bulmaya geldik buraya. Şimdi sen bir dakika. Ki, elinde bilgiler şimdi varsa bir dakika. Sen de çok tartışmaya hazırlıklısınız. Tartışın. Yok, yok. Kibar kibar tartışın. Bak tartışmak güzel bir şeydir. Kelimelerimizi dikkatli seçersek tamam. Hepimiz için söylüyorum. Ben herkes eteğini taşıyacaksın. Sadece güzel kelimelerle konuşuyor. Şimdi önce şunu düzelteyim. Şimdi bu hanımefendi 2011 yılından bu yana kayıp. Hanımefendinin bu geçen 10 yıl içinde, oğlum sen özellikle çok iyi dinle. Annene kızgınsın ya. Ne bir hastane kaydı var, ne bir eczane kaydı var, ne kimliğini değiştirmiş. Yaşadığına dair hiçbir iz yok 10 yıldır. Bak geldin dedin ki Melek'ciğim benim dedin kardeşim kaybolduktan sonra gitmiş karakola ben kendi isteğimle bir dakika durun. Dur, kendi isteğimle ayrıldım diye ifade vermiş dedin. Ben de sana dedim ki yok öyle bir ifade. Sonra seni aldık götürdük Firuzköy Polis Merkezi'ne. Evet. Bir izleyelim. Yakınları 10 yıldır 3 çocuk annesi Güldane Biçer'in kendi isteğiyle gittiğini ve kimseyle de görüşmek istemediğini düşünüyorlardı. Birisi gitti, çok bilinçli gitti benim karım. Ben oğluma her zaman için kevilim, her zaman için ardındayım. Ben bir şey yapmadığında iyi biliyorum. Gelinle hiçbir şey olmadı. Kendi gitti, çocukları terk etti, gitti kendi. Kayıp kadın gerçekten de polise böyle bir ifade vermiş olabilir miydi? Kaybolduğunda bize böyle kendimi, babamgile ailemi görmek istemiyorum diye bir bilgi verdiğini söyledi, kağıt imzaladığını söylediler. O şekilde bir babamgile hiçbir şey, başka bir şey yapamadılar, üzerinde duramadılar. Peki sonrasında siz ya da aileden herhangi bir kimse gelip polise sordu mu gerçekten ablam böyle bir ifade vermiş mi? Abim soruyor böyle bir şekilde böyle bir imzalı kağıt var deniliyor. Başka da bir bilgi verilmiyor bize. Ablam nerededir, nerede değildir öğrenmek istiyorum, bulmak istiyorum. Hani şu bu şekilde de girip
böyle bir kağıt var mı yok mu öğrenmek istiyorum. Yaklaşık 10 yıl önce ablası için kayıp başvurusu yaptıkları polis merkezine bu kez bilgi almak üzere gelen Şengül Alımcı çıkışta öğrendiklerini aktardı. İçeri girdim, polis ve abilerle konuştum. Benim ablam ben kayıp değilim diye bir ifade vermemiş. Öyle bir kağıt imzalamamış. Hiçbir hareketi olmamış kimliğinde. Hastane veya eczane ilaç bir şey olmadığına dair böyle bir bilgi öğrendim. Şu anda ablam hala kayıp. Biz ablamı arıyoruz. Ablamın bulunmasını istiyoruz. Güldane Biçer 10 yıl boyunca ne ifade verdi ne de polis kontrolüne takıldı. Peki aileyi 10 yıl boyunca bu yanlış bilgiyle kim oyaladı? Enişte benim ablam öyle bir ifade vermemiş. Sen de ne biliyorsan çık anlat benim ablam ortaya çıksın bulunsun biz ablamızı istiyoruz. Demek ki neymiş? Gittikten sonra polise gidip ben kendi rızamla gittim. Ailemin yanına dönmek istemiyorum. Beni aramasınlar dememiş. Şimdi... İddia ettiniz bana orada. Hayır dediniz. Karakola gittik. Karakol bunu söyledi. Karakola gittik. Kim söyledi? Abim söyledi. O abi siz misiniz? Benim Müge Hanım. Peki niye o zaman karakolda böyle bir bilgi yoksa her söylediniz? Her seferinde 30 sefer gitmişse maz gitmişimdir. Fürüzköy Karakolu'na. Hı. Avcılar Fürüzköy Karakolu'na. Tamam. Buradan da beni tanırlar. Tamam. Çünkü hatta birinde de iyi hatırlasınlar. Bir hırsızlık olayı oldu. Atatürk Havalimanı'na soydular. Benim evimden çıktı. Benim kiracılarım soymuş. Neyse aldılar beni karakola götürdüler. O arabalarına malzemeler dizerken yalan konuşmam da polisin ismi her neyse o polisin ismini de katmak istemiyorum. Ne olur ya. Dedi ki ben dedim amirim ben şu içeri gideyim benim ablam kayıp yine bak o yani onların hatırlayacağı bir şekilde bir şey söyleyeceğim ben bu kadar uzun kelimeleri anlamıyorum. Tamam yani. Sana kim söyledi ablan geldi de sizinle görüşmek istemiyorum diye ifade imzaladı diye. Oradaki memurlar söyledi. Diyemez. Dediler. Yahu diyemez imzalamamış. Müge Hanım. Hatta bundan 3 ay önce bir gittim. He. Kaydı yok dediler. Nasıl yok kaydı yok dedim ya. Ben geldim dedim babam geldi dedim. Babam ifadeyi verin babam dedim. Kaydı var. Kaydı çıkmadı. Kaydı orada kaydı var. Tek yıldızlı birisi vardı. Amir nasıl çıkmıyor kaydı dedi ya. Fatih yine kayıp büroları amirini aradı. Orayı aradılar. Oradakiler de dedi ki sizin orada gözüküyor bu kayıp dediler yine. Hayır bakın, hayır. Kaybı gözüküyor kayıp şu yok, dedi. Hayır benim bana o bir sefer öyle dediler. Tamam bak ben orada değilim. Heh. Ben şuradayım. Siz diyorsunuz ki kardeşim kaybolduktan sonra gitmiş ailemle görüşmek istemiyorum evet, evet. ifade vermiş. Evet. Bizzat tamam. Polisler bana ama söyledi. Ama vermemiş böyle bir ifade. Ama polisler bana aynı şey, o şekilde. Ya birisi polisler de dedi olmuyor. Ki ama bir şey... eşinin yanında gözüküyor ama dediler. Bakın şimdi insanlara cevap hakkı burada veremiyoruz. Onlar da kendilerini savunamıyorlar da. Sen şimdi kendini o polisin yerine koy. Gittin. Girdi. Yok öyle bir şey. Niye sana böyle bir yalan söylesin? Ben bir şey söyleyebilir miyim? Polis memuruna da dedim ki, dedim bey... Tamam hangi amirim polis memuru o zaman? 3 ay önce gittiğinde biliyorsun hangi polis memuru olduğunu. Görsem tanırım. Sana... Görsem bir dakika, tanırım. Yani sana bu ifadeyi verdi diyen polis memurunu gitsen tanırsın. Tanırım. Tamam buradan çıkışta git tanırım. Bence oraya. Git onu tanırım. Da savcıya şikayet et o zaman. Tanırım. O da sana niye söyledin bir söylesin. Yani... Yahu niye söylesin? Niye söylesin adam? Ya adamlar resmen beni başlarına saldı Müge Hanım. Çünkü ben oraya hiç çıkmadım istiyorum. 30 sefer gittim ablamı sormaya. Her seferinde bana ya bir şey ne dediler. Bakın dedikleri hayır başından birisi, sağmak için. Enişteyin yanında gözüküyor dediler. Başından sağsa yok bir gelişme der. Sen şundan bahsediyorsun. Sana oturup böyle bir hikaye yaptıklarından bahsediyorsun. Evet Müge Hanım. Tamam, belki zaman... de böyle bir şey. Tamam polis mi kaybetti senin kız kardeşini de seni bu şekilde hayır, yollasın? Hayır ben ablamdan sürekli bir cevap alabilmek için ben. Çünkü sonuçta bizim ciğerimiz. Şimdi açıkçası... ben sana çok açık söyleyeyim. Bilmiyorum. Sana oradaki ne Fürüzköy'deki ne bilmem ne hiçbir polis böyle bir şey söylemez. Eğer kız kardeşin o kaybetmediyse. Onda ne alakası var senin kız kardeşinle? Hayır ben o, öyle bir şey demiyorum. Tamam 10 öyle yıl şey önce belki ben. Orada değildi. O böyle yapmayacağına göre sen niye aile fertlerine benim kız kardeşim gitmiş ve ailesiyle görüşmek istemiyor diye ifade vermiş lafını açıklamalısın. Evet polisler aynısını bana söyledi ki. Demez. Müge Hanım ben yalan Müge Hanım biz de gittik. Biz beraberinde ha, gittik. Bir TV'ye çıktık. Biz TV'ye çıktığımızda bize söyledikleri... Birinde de hatta kadın sızma evinde gözüküyor dediler. Şimdi bakın ben size televizyon programında ne söylendiğini bilmem. Beni ilgilendirmez. Anlatabiliyor muyum? Ama oradaki yazılmalar en azından bak, gelsin ki telefon neden kadın çıksın. O zaman öyle söyleyin. Gittik bize o programda böyle söylediler derseniz amenna. Yok, oraya biz sadece babamla beraber gittik bak, kardeşim. Defalarca gitti Fürüzköy Karakolu'na. Ben başka bir şeyden bahsediyorum. Size bunu polis söylemez.
Niye söylesin? O zaman kayıtları silsinler girdiğine dair, söylediğine dair. Polislerin bana söylediği şeyler bu. Birisi eşinin yanında gözüküyor, adresi... Hala da hatta gözüküyor. Oradan birisi dedi ki... Adresi tabii ki orada gözükecek. Yok ki i̇şte kadın ortada. En son adresi orası olduğu için orası gözükecek. Kadın sığınma evinde gözüküyor dediler. Birinde gittim dediler. Sizinle görüşmek istemiyor. Buraya gelmiş... Kadın sığınma evinde gözüküyor, görünüyor dediler. Evet, öyle dediler bana. Çünkü ben 30 sefer gittim oraya. 30 hiç gitmediysem. Kadın sığınma evinde mesela yani. Ne zaman dediler kadın sığınma evinde görünüyor diye? Bunlar yalan konuşmayayım. 7-8 ay önce oldu rahat. Fazlası olmuştur. Yani belki... 7-8 ay önce sana kadın sığınma evinde dediler bu kadın evet. için. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum. Gözün aydın.